Türkçe kitabımızın 119. sayfasındayız. Çocuklar şiirimizin adı. Dinleme metni. Şiiri dikkatlice dinleyiniz. Şiirimizi dinleyelim. Üçüncü tema. Erdemler. Çocuklar. Bir dünya özlerim. Sen ben kavgası yok. İşte böyle bir dünya bir barış tarlasıdır. Büyüyelim çocuklar. Yaşamak yıldızların altında. Yaşamak güzel şey. İşte meydan, işte bahçe. Oynayalım çocuklar. Yüreğimiz sımsıcak. Bir coşkulu gür ırmak. Yeryüzüne sevgi sevgi akalım çocuklar. M. Güner Demiray Birinci etkinlik, şiiri ikinci kez dinleyerek verilmeyen kelimeleri noktalı yerlere yazınız. Şiiri tekrar dinleyerek yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra kontrol edebilirsiniz. Ben şimdi ekliyorum. Evet, şimdi tekrar dinleyelim şiirimizi kelimelere ekledikten sonra. Çocuklar. Bir dünya özlerim. Sen ben kavgası yok. İşte böyle bir dünya bir barış tarlasıdır. Büyüyelim çocuklar. Yaşamak yıldızların altında. Yaşamak güzel şey. İşte meydan, işte bahçe. Oynayalım çocuklar. Yüreğimiz sımsıcak, bir coşkulu gür ırmak. Yeryüzüne sevgi sevgi akalım çocuklar. M. Güner Demiray İkinci etkinlik, aşağıdaki soruların metne göre cevaplayınız. Şair nasıl bir yer özlüyor? Sen ben kavgasının olmadığı bir dünya özlüyor. Şair çocuklardan ne istiyor? Meydanlarda ve bahçelerde oynamalarını istiyor. Üçüncü etkinlik. Şiirin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz. Sevgi, özlem, paylaşmak, saygı. Şiirimizin konusu özlem. Dördüncü etkinlik. Şiire farklı iki başlık bulup yazınız. Böyle bir dünya özlem. Siz de farklı başlıklar yazabilirsiniz. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki sözlerden hareketle bir konuşma konusu belirleyiniz. Bu konu hakkında konuşmadan önce söylemek istediklerinizi zihninizde tasarlayınız. Evet buradaki sözleri okuyalım. Sevdiğin kimseyi ölçülü sev. Olabilir ki günün birinde düşmanın olur. Düşmanına karşı da aşırı gitme. Belki günün birinde dostun olur. Hz. Muhammed. Sevgi dostlara saygılı olmakla güçlenir. Hz. Ali. İnsan yalnızca sevdiği zaman kötülük etmez. Anatol Franz Ben bu dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldi. Sophocles. Sevgi ektiğimiz yerde sevinç büyür. William Shakespeare. Bunlardan birini seçip bir konuşma yapacaksınız sınıfta. Sınıfta yapılacak bir etkinlik bu. Altıncı etkinlik aşağıdaki şarkıyı öğretmeninizin yönlendirmesiyle sınıfla birlikte söyleyiniz. Ardından bu şarkının sözlerine bakarak defterinize yazınız. Evet, şarkımızı dinleyelim şimdi.